Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 7-13 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Güneş Yay burcunda ilerliyor. Sizin 11. evinizi aydınlatıyor. Mars Koç burcundaki hareketini sürdürüyor. 3. evinizde hızlı bir Mars var. Evet haftaya yine özgüveniniz yüksek, cesaretiniz yüksek başlıyorsunuz. Pazartesi ve Salı Ay Başak Burcu'nda olacak ki bu genel olarak aslında biraz bizi böyle iş, çalışma, hizmet konularına yönlendirir. Daha çalışkan oluruz Ay Başak Burcu'ndayken. Detaylarla ilgileniriz. Hangi detaylarla ilgileniyorsunuz? Biraz parasal detaylarla ilgileniyorsunuz. Hesap yapıyorsunuz. Muhasebe işleriniz var. Ödemeler var. Belki bankada bir işiniz olacak. Bir fatura ilgileneceksiniz. Hani genelde böyle parada hesapların düzenlemelerin yapılacağı iki gün Çarşamba ve Perşembe ay Terazi burcunda olacak e, ve bu sizi daha belki keyifli konulara biraz odaklayacak ki terazi sosyaldir e, ve Terazi burcunda ay geçişi sizin de sosyalleşmenize daha fazla iletişim içerisinde olmanıza e, haber trafiği içerisinde olmanızı sağlayabilir yeni şeyler de öğrenebilirsiniz uzaklardaki yakınlardaki kişilerle temaslarınız artabilir Bilgi paylaşımı öne çıkabilir. Cuma ve Cumartesi ay Akrep Burcunda bu sefer yine bir sorumluluklar gündemde İşiniz var, bazı planlarınız var, kariyerle ilgili mesuliyetleriniz var ve hırslı bir şekilde, kararlı bir şekilde bu işlerinize, görevlerinize odaklanıyorsunuz. Çalışmaya olabilirsiniz. Bu sefer evde tabii ki bazı işleriniz var, ailenize ilgilenmeniz gerekiyor. Anneniz ya da babanız, ebeveynlerinizle ilgili bir konu var. Bu konulara da yine daha fazla odaklanabilirsiniz. Güneş'in bu hafta Koç burcundaki Mars'a ve Balık burcundaki neptünle güçlü açıları var es zamanlı olarak. Ee, Neptün açısı, evet, yaratıcılığımızı çok arttırıyor, çok bize e, ilham veriyor. Belki parasal konularda ilhamları açıksınız, yaratıcılığınız ön planda, vizyonunuz çok geniş, kazançlarla ilgili yeni bir proje, yeni bir iş oluşumu gibi. E ee, bu yani bu özellikle belki e, biraz hani kolektife ait konular olabilir ya da bir grup çalışması şeklinde de olabilir iletişim ve medya ile bağlantılı konularda olabilir Mars'ın da hareketi aslında zihinsel anlamda hızlandırırken fikirsel düşünceleriniz evet bu hafta genelinde hızlı düşüncelerle hızlı çözümler bulabilirsiniz çok fazla konuşmanın görüşmenin bilgi paylaşımının toplantının olması da mümkün ee, bazı e, projelerinizle ilgili özellikle evet bu çok verimli olabilir e, hafta genelinde sizin adınıza e, hedeflerimize ulaşma ya da bunları başlatma adına ancak parasal konularda biraz gerçekçi olmaya çalışın çünkü para evinizdeki Neptün zaman zaman maddi konularda e, biraz aşırı hayalci olabileceğiniz ya da gerçeklerden uzaklaşabileceğinizi de gösteriyor. Yaratıcılık güzel, vizyonlar güzel ama gerçeklerden de çok uzaklaşmamak gerekiyor sevgili kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.